4. sınıf fen bilimleri çalışma kitabı sayfa 201 25. soruyla başlayalım. Ada ışık kirliliği önlemi için yapılması gerekenler olduğunu kutulara boyamış arkadaşlar. Evet, ışık kirliliğini önlemek için hangisi gibi olur? Ortamın büyüklüğüne uygun aydınlatma aracı kullanılmalıdır. Yani gereksiz fazla büyük araçlar kullanılmamalı. Evet, bu olması gerekiyor. Sokak lambaları ışığı çok fazla dağıtmayacak şekilde düzenlenmelidir. Evet, yine olması gerekiyor. İş yeri ve vitrin aydınlatma sürekli açık olmalıdır. Bu ışık kirliliğine sebep olur olmayacak arkadaşlar. Işıklar ihtiyaç duyulduğunda yakılmalıdır. Yine olması gerekiyor. Sadece bu 3 tanesi boyanmış, boyanmayan buradaki, yani cevabımız D şıkkı. 26. Aşağıdakilerden hangisi ışık kirliliğinin canlılar üzerindeki zararlarından değildir? Göçmen kuşların yönlerini bulmakta zorlanması. Evet, ışık kirliliğinden dolayı yanlış yöne gidebilirler. Caddelerin güvenlik nedeniyle gece boyu aydınlatılması bu zararlarından değil. Fazla ışığa maruz kalan bitkilerin mevsimleri karıştırması zararlarından. Yumurtadan çıkan deniz kaplumbağanın deniz yerine kıyıya gitmesi yine zararlarından. Cevabımız B şıkkı. 27. Bir sokaktaki lambalar yenilenmek istiyor. Yenilenme için tercih edilecek sokak lambalarından ışık kirliliğine neden olmayacak ve enerji tasarrufu sağlayacak bir şekilde aydınlatma yapması bekleniyor. Hangisi tercih edilmelidir arkadaşlar? Aydınlatma yapılırken arkadaşlar ışık gökyüzüne doğru olmaması gerekiyor. Işık alt tarafa bakması gerekiyor. En uygun aydınlatma B şıkkında vardır. Sayfa 202 28. soru. Bir grafik verilmiş. Grafiğe göre hangi bölgedeki gözlemevi kurulması daha uygundur? Buradaki grafiğimizin şeyi ne arkadaşlar? Işık kirliliği oranı. Işık kirliliği az olan yerde kurulması gerekiyor. Dolaylı olarak en az 3. bölgede olduğundan dolayı burada kurulabilir. 29. soru. Sesli teknolojik cihazların insan ve doğal sağlığına olumsuz etkileri olduğu gibi olumlu kullanım alanları da vardır. Hangisi yüksek sesli cihazların olumlu etkilerindendir? Yüksek sese maruz kalan pencereden kırılması olumsuz. Acil bir durumda birçok insana aynı anda haber verilebilmesi olumlu. Kaldırım ya da yol yapımında kullanılan araçların öğrencilerin dikkatini dağıtması olumsuz. Uzun süre yüksek sese maruz kalan kişilerin işitme problemi olumsuz. Cevabımız B şıkkı. 30. soru. Aydınlatma teknolojileri de kullanılan araçlarından bazılarının tanımı aşağıda verilmiştir. Buna göre tanımlaması verilmeyen aracı soruyor bize. Bir fitilin etrafına parafin dökülerek genellikle silindir biçiminde doldurulan ince uzun aydınlatma aracıdır. Yani mum. A şıkkı var. İçinde sıvı bir yağ ve fitil bulunan kaptan oluşmuş aydınlatma aracı. Evet, bu kandildir. Geçmişte kullanılan odunun uç kısmını reçine sürülerek meşaledir olmayan gaz lambası. 31. Thomas Alva Edison'un ampulü buluşuyla birlikte ilkel aydınlatma araçları geride kaldı. Bu icattan sonra aydınlatma teknolojisi hızla gelişmeye başladı. Aşağıdakilerden hangisi son yıllarda kullandığımız teknolojik aydınlatma araçlarından değildir? Son yıllarda kullandıklarımızdan olmayan arkadaşlar gaz lambası değildir. 32. Yüksek ve yoğun seslere gürültü denir. Gürültü ortamlar ses kirliliğine yol açar. Hangisi şehirlerde ses kirliliğine sebep olur? Araç kullanımının azaltılması ses kirliliğine sebep olmaz. Ses kirliliğini azaltır. Yeşil alan miktarının artırılması ses kirliliğini artırmaz. Trafikte korna kullanımın mümkün olduğu azaltılması artırmaz. Fabrika imalatının şehir merkezinde kurulması şehir merkezindeki ses kirliliğini artırır. Cevabımız D şıkkı. 33. Aşağıdakilerden hangisi ışık kirliliğine sebep olur? Ortama uygun aydınlatma araçlarının kullanılması, ortama uygun büyüklükte olması doğru. Çalışma masasında çok güçlü aydınlatma kullanılması ışık kirliliğine sebep olur. Aydınlatma araçlarının ihtiyaç olduğunda kullanılması ve gereksiz yere kullanmamak. Harekete duyarlı lambaların kullanılması hem ışık kirliliğini hem de tasarrufu sağlar. Cevabımız arkadaşlar B şıkkı. 34. Ali ödevinde aşağıdaki maddede yer vermiş. Buna göre bu maddeler hangi bölümün temel başlığı altında olabilir?
İnşaat mühendislerinin projelerinde yalıtım malzemeleri kullanılması, araç sürücülerinin gereksiz yere korna çalmasının önüne geçilmesi, daha az gürültülü alet ve makinelerin üretilmesi, iş yeri fabrika ve sanayi kuruluşlarının şehir dışına çıkarılması. Evet, hep burada dikkat ettiysen arkadaşlar, ses ve gürültüyle alakalı olan maddeler var. Yani ışıkla ilgili maddelerimizi eledik. Işık kirliliğini azaltma, ses kirliliğini azaltma yönelik alınacak tedbirler mi? Ses kirliliğinin nedenleri mi? Burada tedbirlerden bahsedildiği için cevabımız C şıkkı. 35. Mehmet Bey fabrika açılışında fabrikamızı şehir dışına yaptık ve çevresini ağaçlandırdık demiştir. Buna göre hangisine vurgu yapmak istemiştir? Fabrikasının daha güzel görünmesi için uğraştı değil. Fabrikasının üretimini artırmak için çok çalıştı. Üretimle ilgili bir bilgi yok. Fabrikadaki çalışan sayısını artırdıkları yine bu vurgulanmamıştır. Ses kirliliğini azaltmasında buradaki çevresini ağaçlandırmak ve şehir dışına çıkarmak vardır. Cevabımız D şıkkı. 36. Aşağıdakilerden hangisi ışık kirliliğinin önlenmesi için alınacak tedbirlerdendir? Panolar ve tabelalar etrafındaki ışıklar sürekli yanmak ışık kirliliğini artırır. Işık yazı yazmakta kullanılan elin tersi yönünden gelmelidir. Evet, ışık sağ elimizde yazıyorsak sol taraftan gelecek. Bu da doğru, ancak ışık kirliliğini önlemesi için bir tedbir değil. Şehirler arası yollarda çok fazla sayıda aydınlatma aracı kullanılmalıdır. Bu da ışık kirliliğini artırır. Sokak lambaları her yönü aydınlatıcı şekilde tasarlanmalıdır. Işık yazı yazmakta kullanılan elin ters yönünden gelmelidir. Evet, ışık bizim eğer sağ elimizde yazıyorsak sol taraftan gelmeli. Eğer ters yönden gelmez ise kendi gölgemiz düşeceğinden dolayı ışık kirliliği oluşabilir. Şehirler arası yollarda çok fazla sayıda aydınlatma aracı kullanılması ışık kirliliğine sebep olur. Sokak lambaları her yönü aydınlatacak şekilde tasarlanmalıdır. Bu da yanlıştır. Burada önlenmesi dediği için arkadaşlar cevabımız B şıkkı. 37. Işık kirliliğine karşı alınması gereken önlemlerle ilgili aşağıdaki öğrencilerden hangisi doğru bilgi vermiştir? Işık kirliliğine karşı alınması gereken önlemler. Sokak lambaları daha çok alanı aydınlatabilmek için yerden yüksek olmalıdır. Evet, ışık kirliliği için doğru. Park ve bahçeler sürekli ışık yanması ışık kirliliğine sebep olur. Gece yolculuklarında kısa far yeri uzun farlar ışık kirliliğine sebep olur. Televizyon izlerken aydınlatmalar kapatılmalıdır. Göz sağlığı için de bu yanlıştır. Cevabımız arkadaşlar A şıkkıdır. 38. Aydınlatma ile ilgili verilen bilgilerden hangisi doğrudur? Yetersiz aydınlatılmış ortam gözü yorar ve görmeyi zorlaştırır. Doğru. Ders çalışırken kullanılan elde aynı yönde aydınlatma yapılmalıdır. Aynı elde değil. Eğer sağ elimizi kullanıyorsak ışık sol taraftan gelmelidir. Yanlış. Yatak odasında kitap okurken bütün ışıklar yakılmalıdır. Işık kirliliğine sebep olur. Yanlış. Odaların aydınlatmasında beyaz ışık yerine sarı ışık tercih edilmelidir. Bu da yanlış arkadaşlar. Cevabımız A şıkkı. 39. Tabloda aydınlatma teknolojisinde kullanılan araçlar verilmiştir. Buna göre hangileri elektrikle çalışan aydınlatma araçlarından değildir? Meşale elektrikle çalışmaz arkadaşlar. Bir numara meşale olması gerekiyor. Bir numara olmadıklarını sildim. Daha sonra 3 numaralı mum da elektrikle çalışmaz. Akkor lamba elektrikle çalışır. 2 numarayı siliyorum. Zaten şıklarımız oluşmuş durumda. Gaz lambası, kandil ve lüks lambası da elektrikte çalışmaz. Cevabımız B şıkkı. 40. soru. Işık kirliliği ile ilgili bir şema verilmiş. Bu şemaya göre arkadaşlar hangileri ışık kirliliğinin doğal hayat üzerindeki olumsuz etkileriyle ilgilidir? Bakalım. 1 numara. Göçmen kuşlarının yollarını değiştirmelerine ya da gereğinden fazla uçmalarına neden olur. Evet. Doğal hayatı olumsuz etkiler. 1 numara mutlaka olacak. 1 numara olmadıklarını sildim. 2 numara ışık kirliliği arkadaşlar enerji tasarrufunu önler demiş. Bu da yanlış. Baykuş gibi gece avlanan hayvanların yaşamını olumsuz etkiler. Evet, onların
yaşamına olumsuz etkiler 3 numarada olacak. Gece gökyüzü gözlemlerin yapılmasını engeller. Evet, doğal hayat dediği için evet bu bilgi doğru ancak doğal hayatı etkilemez. Kaplumbağaların yollarını şaşırıp denize ulaşmamalarına neden olur. Evet bu da doğal hayatla ilgilidir. Cevabımız 1, 3, 5 yani C şıkkı. 41. Günümüzde kullanılan lambalar icat edildikleri sıra göre verilmiştir. Buna göre bilim insanları yeni lambalar icat etmenin amacı hangisi olabilir? Akkor lamba, floresan lamba, led lamba demiş arkadaşlar. Az enerjiyle daha çok ışık veren uzun ömürlü lambalar üretmek olabilir. Işığın bir noktada tutulmasını sağlayacak lambalar üretmek değil. Beyaz renk yerine sarı renkte ışık yanan lambalar değil. Taşınabilir yeni aydınlatma araçları geliştirmek değil arkadaşlar. En doğru cevabımız A şıkkı olmuştur. 42. Sesin şiddetini değiştiren ve sesi kaydeden araçlar verilmiş ama ancak bir hata yapılmış. Hangi ikisi yer değiştirmesi gerekiyor? Sesin şiddetini artıran ya da değiştiren araçlara bakalım. Mikrofon, işitme cihazı ve stetoskop sesin şiddetini değiştirir yani artırır. Ancak buradaki kaset sesin şiddetini değiştirmez. Sesi kaydedenlerde ise arkadaşlar USB bellek, CD, DVD, plaka sesi kaydeder iken megafon ses kaydetmez. Yer değiştirmesi gereken kaset ve megafondur. 43. Yazı yazarken sağ elini kullanan Alp lambasını nasıl yerleştirirse doğru aydınlatma sağlamış olur. Direkt gözümüze gelmemeli arkadaşlar. Sağ arkadan gelen ışık diyor arkadaşlar. Sağ arkadan sağ elini kullandığı için sağ arkadan değil soldan gelmesi lazım. C'ye bakalım. Sağ önden diyor. Önden de gelmemesi gerekiyor. Sol önden gelen ışık. Evet. Sağını kullandığı için sol önden gelmesi gerekiyor. Cevabımız D şıkkı. 44. İnsan kulağının işitemeyeceği seslerle iç organların görüntüsünü elde eden alet aşağıdakilerden hangisidir? Evet. İç organların görüntüsü diyor arkadaşlar. Görüntü dediği için arkadaşlar bu. Ultrasondur arkadaşlar. Cevabımız B şıkkı. 45. Ses yalıtımı ile istenilen sesleri iyi duyabilmesi, istenmeyen seslerin ise duyulmaması sağlanır. Aşağıdakilerin hangisi ses yalıtımında kullanılan malzemelerden değildir? Cam yünü, keçe ve strofor kullanırken demir yalıtım malzemesi değildir. 46. Hangisi mesleklerin kullandığı sesin şiddetini artıran teknolojik araçların eşleştirilmesinde yanlış verilmiştir. Sokak satıcısı megafon. Doğru. Hakem düdük. Hakem düdük. Düdük sesin şiddetini artırmaz arkadaşlar. Ressam stetoskop. Hakem düdük. Düdük yüksek ses çıkartır. Sesin şiddetini artırır. Ressam stetoskop. Stetoskop sesin şiddetini artırır ancak ressam kullanmaz. Müzisyen mikrofon. Doğru. Yanlış olan B şıkkı. 47. Zübeyde verilen alanlardaki ses kirliliğinin oranlarına göre bir sütun grafiği oluşturmuştur. Buna göre Zübeyde'nin oluşturduğu grafik hangisidir? Sınıf, konser alanı, hastane, kütüphane. Ses kirliliği için arkadaşlar en çok ses kirliliği 2 numara konser alanında olması gerekiyor. 2 numaranın en fazla olması gerekiyor. A şıkkında fazla değil, B'de en fazla değil. C'de ve D'de en fazla. Daha sonra konser alanından sonra daha sonra bir numaralı sınıf, daha sonra hastane ve en son kütüphanedir. Doğru cevabımız C şıkkı. 48. Aşağıdaki verilen ifadelerin hangisi şiddetli sesin olumsuz etkilerindendir? Şiddetli seslere maruz kalan insanlarda yorgunluk, baş dönmesi ve dikkat dağınıklığı görülebilir. Olumsuz özelliği olabilir. Evlere ve iş yerine takılan alarmlar olumlu özelliğidir. Otomobillerin korna sesleri uyarma anlamı olduğu için olumludur. İtfaiyenin siren sesleri de yine trafikteki diğer sürücüleri uyarması anlamında olumludur. Olumsuz olan A şıkkı. 49. Alçaktan uçan bir uçağın çıkardığı yüksek şiddetli ses evimizin camlarını titretir. Bu durumun temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir? Bu durumun sebebi arkadaşlar ses bir enerji olduğu için evimizin titremesini sağlayan da budur arkadaşlar. Cevabımız A şıkkı. 50.
Melike uygun aydınlatmaya ilgili bir slogan yazmak istemiştir. Hangisi Melike'nin amacına uygun değildir? Gereğinden fazla aydınlatma gözlerini yorma uygundur. Çalışma masasına gelen ışık doğrudan gelmesin gözüne. Bu da uygun aydınlatma için doğrudur. Aydınlatacak yere ver ışığını. Evet, her yeri aydınlatmaktansa ihtiyacımız olan yeri aydınlatmak doğrudur. Sağ eline sağından ver ışığını. Sağdan değil soldan olması gerekiyor. Cevabımız D şıkkı. 51. Aşağıdaki verilerin ifadeleri doğru veya yanlış olma durumuna göre işaretleyiniz. Toplu taşıma aracıları yerine özel araçlar tercih edilmelidir. Yanlış. Yol kenarındaki yeşil alanlar artırılmalıdır. Doğru. Ev ve iş yerlerinde ses yalıtımı yapılmalıdır. Doğru. Gürültülü ortamlardan uzak durmalıdır. Doğru. Fabrika ve imalathane şehir merkezine taşınmalıdır. Yanlış. 52. Doğru yanlış. Aydınlatma, aydınlatacak bölgenin dışına taşmamalıdır. Gereksiz yere aydınlatma anlamında olduğundan dolayı bu bilgi doğru. Mum, meşale, kandil günümüzde sık kullanılan ışık teknolojileri günümüzde kullanılmaz arkadaşlar ya da çok az kullanılır. Yanlış. Gereğinden fazla aydınlatılmış ortamlar ışık kirliliğine neden olur. Işık kirliliği doğrudur. Eski çağlarda ateş ışık kaynağı olarak kullanılmıştır. Bu bilgi de doğru. Edison floresan lambayı bulmuştur. Edison floresan lambayı değil ampulü bulmuştur. Yanlış. Çalışma masasındaki ışık direkt gözümüze gelmelidir. Direkt gözümüze gelmemelidir. Yanlış. Çok ya da az aydınlatılmış ortamlar göz sağlığımızı bozar. Evet, aydınlatma gereğinden fazla ya da gereğinden çok az olursa gözümüzü yorar. Göz sağlığımızı bozar. Doğru. Güneşe doğrudan ve uzun sürede çıplak gözle bakılmamalıdır. Göz sağlığımız için bu bilgi yanlış. Yani göze bak, gözü güneşe direkt çıplak gözle bakmak yanlış bir davranıştır arkadaşlar. Ancak buradaki bilgi bakılmamalı dediği için doğru. Televizyon izlendiğinde odanın lambası kapatılmalıdır. Bu bilgi de yanlış. 53. Aşağıdaki tablodaki ses teknolojilerinin kullanımı ve sonuçları verilmiştir. Yararlı ve zararlı diye işaretleyelim. İşitme cihazının duyma gücü çeken insanların daha iyi duymasını sağlar. Yararlı. Hoparlörle yüksek sesle müzik dinleme sonucu işitme kayıplarının yaşanması zararlı. Plaklara kaydedilen bir şarkının tekrar dinlenebilmesi yararlı. Kalabalık ortamlarda mikrofon kullanarak sesin herkes tarafından duyulması yararlı. Telefon kullanarak iletişim sağlaması yararlı. 54. Şehir merkezindeki kullanılan aydınlatmalar yüzünden gök cisimlerinin gözlenememesi olumsuz. Araba farları sayesinde gece yolculuklarının yapılması olumlu. Hastanelerde kullanılan aydınlatmalar sayesinde geceleri de hastaların tedavi edilebilmesi olumlu. Işık kirliliği nedeniyle göçmen kuşların göç yollarını karıştırması olumsuz. Yumurtadan çıkan deniz kaplumbağaların ışık kirliliğine, ışık kaynağına doğru gitmesi olumsuz. 55. Eşleştirme. Işık kirliliğinin en çok yaşandığı ortamdır. Evet, şehir merkezleri. Kullanım ömrü çok uzun olan en tasarruflu lambadır. LED lamba. Ses şiddetini artıran araçtır. Megafon. Işığın yanlış kullanılması sonucu meydana gelir. Işık kirliliği. Ampulü icat eden bilim insanı Thomas Alva Edison. Duyduğumuzda bir yerlerde yangın olduğunu anlarız. İtfaiye sireni. Ses kaydetme için kullanılan araçlardan biridir arkadaşlar. Kaset. Gündüz vakti çevremizi aydınlatan doğal ışık. Güneş. 56. Doğru yanlış soruları ve şifremizi bulalım. Toplu taşıma araçları kullanılarak trafikteki ses kirliliği azaltılabilir. Doğru. Binalarda ses yalıtım için köpük, elyaf, cam gibi maddeler kullanılır. Yine doğru. Arabada yüksek sesle müzik dinlemek ses kirliliğine yol açmaz. Yanlış. Trafikte gerekmedikçe kornaya basılmamalıdır. Doğru. Ses kirliliğini önlemek için düğünler açık alanlarda yapılmalıdır. Yanlış. Hoparlör ses şiddetini düşüren bir araçtır. Düşüren değil, artıran bir araçtır. Yanlış. Titreşen her varlık ses üretmez.
Titreşim varsa mutlaka ses vardır, ancak biz her sesi duyamayabiliriz. Ses kirliliği işteki verimi düşürür. Doğru. Şiddetli sesler ses kirliliğine sebep olur. Doğru. Ses şiddetini azaltma için megafon kullanılır. Azaltma için değil, artırma için kullanılır. Yanlış. Sınıfta yüksek sesle bağırmak yanlıştır. Doğru. Ses kirliliğini önleyemeyiz. Dikkat edersek, tedbirlerimizi alırsak önleyebiliriz. Baktığımız zaman arkadaşlar, yukarıdan aşağı ses kirliliği şeklinde bir şifremiz oluşmuştur. Buradaki kutulara şifremizi yazalım. 57. Megafon şiddetini değiştirir. İşitme cihazı şiddetini değiştirir. Plak sesi kaydeder. Stetoskop şiddetini değiştirir. Fonograf sesi kaydeder. 58. Bulmaca. Sesin şiddetini artırmak ve uzak mesafeden duyulmasını sağlamak için kullanılan alet. 1 numaraya bakalım arkadaşlar. 1 numara megafon. Yan tarafa şöyle devam edecek. 1 numara megafon olarak yazıyorum. İki numara, seslerin özel bir baskı yöntemi olan kristal iğnelere kazınarak kaydedildiği nesne plak arkadaşlar. Üç, sesin şiddetini yükseltmeye yarayan ve hoparlör ile kullanılan ses aracı. Hoparlör olduğu için arkadaşlar bu mikrofon olması gerekiyor. Mikrofon 3 numarada bulmuş olduk. 4. Kalp atışını ve akciğerlerimizden gelen havanın çıkardığı sesi dinlemeye yarayan araç. Doktorların da kullanmış olduğu stetoskop. 5. Ses ve görüntüyü eş zamanlı olarak kaydetmeye yarayan araç. 5. sorumuzun cevabı video kamera. 6. İnsan kulağının işitemeyeceği sesleri vücuda göndererek organların görüntüsünü elde etmeye yarayan araç. Ultrason. 7. Alexander Graham Bell'in icat ettiği teknolojik alet. Alexander Graham Bell'in icat ettiği teknolojik alet telefon. 8 ve son soru, ses kaydeden plakların dinlemesi sağlayan teknolojik ürün gramofon. Eğitim videomuz burada sona ermiştir. Yeni eğitim videolarla tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın. Takipte kalın.